Yeni bir şey yaptın, bir tekli yaptın. <laughs> ee, hayatım yıkılmış sarayım. Kime ait bestesi? Bartu Küçük Çağlayan 17 yaşında yazmış şarkıyı. Ee, ilk işte ergenlik diyelim o dönemlerinde. Ee, bana ve prodüktörüm yolladı şarkıyı Murat Doğan. E, sevgili pasaj müziğin başındaki e, dedik ki işte böyle bir şarkı var falan filan diye baktım şarkıya ya bu şarkı tamam ama hani becerebilir miyim girebilir miyim zaten hani iyi icra edilmiş hani çok da tam hoş ama hani e zaten Bartu söylemiş. Bartu söylememiş. Gülin Gülin. Gülinler var ya. Ha. O söylemiş. Ya yani Büyük Ev Ablukada falan onlar işte dokunmamışlar şarkıya yani. Vallahi ben Bartu'nun olduğunu bile bilmiyordum. Ha. Belki Büyük Ev Ablu, Ablukada söylemiştir şarkıya ama hiçbir fikrim yok yani. Gülinler'den nereden duymuştum ben Masumlar Apartmanı'nda. Ondan sonra ee... Murat Bey'in önerisiyle şarkıyı şey yaptım. Murat e, Bey kim? İşte Murat Doğan işte pasaj müzik. Ha pasaj müzik yani. Ha, i̇şte Doğru. o önerdi yani. Ben kendim Hı. bulmadım şarkıyı. Hı. E, ondan sonra Cuma sonra dedim ki ya inanılmaz hani 17 yaş için. Aslında 17 yaş için ağır değil yani insan ancak 17 yaşın da o kadar romantik ve karanlık olabiliyor bence. Hmm. E, gerçekten öyle. Sonra aptalca bir optimizm mi başlıyor acaba? <laughs> Valla bilmiyorum ama nasıl olsa öleceğiz moduna geçiyorsun bir yerde. Ha. Hani öyle hayat şimdi geçiyor. Böyle hayatın tadını çıkaralım. Böyle yeni dünyanın hedonizması falan böyle ha, şeyler. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ha. Sadece hani eee Eskisi kadar karanlık değil. Daha doğrusu karanlığın çok büyük olduğunu fark ediyorsun bir süre sonra. Yani ee, sadece senin hayatının karanlık değil de dünyanın karanlık olduğunu fark ediyorsun belki. Ondan sonra hani hayatım yıkılmış sarayım gibi bir şarkı yazmak zor oluyor. Yani benim hayatım değil hepimizin hayatı yıkılmış saraylarımız ha. <laughs> gibi bir Aslında moda geçiyor. Aslında çok geçiyorsun. doğru tespit değil mi bu? Evet. Çok doğru değil mi? Yani herkesin kendi kişisel karanlığı, kendi ergenlik sonrası, kendi ilk Özellikle sanatçıların kendi sanatlarını icra etmeye başladıkları zaman işte öyle, şairler de öyle, Arthur Rambo da öyle, en güzel şiirlerini 18 yaşına kadar yazdı. Yani hakikaten böyle çok sanatçı var, müzisyenler arasında da çok fazla var. Sonra fark ediyorsun ki o karanlık hepimizin. Meğerse. Yani. Evet. Sonra ne yapıyor solcu mu oluyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bence herhangi bir tarafa kaymayı bırakıyorsun Yani sol sahayı bırakıp Yani ne kadar nefes alacaksam alayım Ama keyifli alayım e, Hedonist olayım İşte e, Hansi'ci mol izleyip Ay nereden ne yiyebilirim falan hmm. Ciddi anlamda dünya böyle bir yer Bence olabildiğince keyif alalım Ne zaman ne kadar süre kalacağımız belli değil, Herkesin bir süresi var hmm. e, Ne kadar e, lezzetli Keyifli e, huzurlu geçirirsek O kadar iyi bir şey hmm. Hmm. Yani ne mutlu ediyorsa sizi yani. Hmm. Peki, Nuri Harun Ateş'i tanıyor musunuz? Daha önce gördünüz mü? Görmüşüm. Ee, Ayşe kızın vasıtasıyla hmm. tanışmışız. Tabii kendi, Ayşe mutlaka biliyordur. Çünkü kendi Ayşe de çok özel bir ses. Evet. Nuri Harun Ateş de evet. çok özel bir ses. Kontra tenör, müthiş. Müthiş. Böyle bir de, bir de kendi... E, janrasıyla bu kontrtenör olarak da mücadele verip konservatuarlarda kontrtenör e, ayrıcalıklı bölümlerinin açılmasına neden olan bir e, militandır. <laughs> evet ya, ya. bunun mücadelesini vermiştir. <gülüyor> yani <gülüyor> eyvah ben kontrtenörüm e, böyle bir icracıyım Allah'ım başıma neler geldi dünya beni anlamıyor filan gibi bir yerlerde yerle yeksan olacağına depresyona gireceğine bunun mücadelesi vermiştir verdi. ve hala da sahnede yaptığı <laughs> çok e, ilginç şovlarla kafası karışık Kontr kontenör şovuyla öyle bir şov mu var? Evet, Kontr şov. bizde de sahne aldı <laughs> birçok yerde sahne aldı <laughs> çok, çok, çok özel bir izleyicisi var çok özel bir izleyicisi var onu takip eden bir izleyicisi var yığınlar değil stadyum doldurmuyor. Ama bütün çok kaliteli sanat işlerinde olduğu gibi daha az sayıda fakat çok kaliteli bir izleyicisi var. O izleyici arasına girmek de bir mesele. Onu evet. anlamak da bir mesele ama kendi şovunda da en popüler işlerden en e, üst aryalara kadar değil mi hepsini seslendiriyorsun. Yani sevdiğim şeyleri söylemek istiyorum. Sevdiğim şeyleri, hikayesine inandığım şeyleri seslendirmek istiyorum. Ee, öyle çoğalsın istiyorum. Sanat dediğin öyle bir şey çık. Yani Ya Ajda da seslendiriyorsun. Tabii ki Ajda da var. Ajda'yı da konumladığımız yer tabii ya ki işte, yukarıda da bir yer. İşte Ajda, solumda solunda mı oluyor? Burada Sezen var değil mi? Hmm. <laughs> solumda Sezen. Sağ Sağım sağ sağ solum yok. Kanka. Çok fena bir şey. Çok fena bir şey. Yok gerçekten tarif sağ sol yok bende. Neyse işte bunlar önemli figürler. Ülkenin en önemli figürleri. Onlar da var. Tabii Marlene Dietrich de var. E, Patrice Kaas da var. Edith Piaf da var. İşte, Nasıl söylüyorsun? E, onları ben biliyorum da nasıl söylediğini. Yani şimdi programdayız ya öyle <laughs> soruyorum. Yani böyle bir o bilindik bir işi farklı şekilde mi söylüyorsun? Aslında değil. Yani melodiler o kadar tanıdık ki hayatımızdaki yani işte barok dönem özellikle biz bu yeni dönem, yeni janr, Z kuşağı dediğiniz, Z kuşağı demeyelim de işte bizim kuşağımız için işte bu Onlu Atila Atilla Özdemiroğlu'nun, Masar Alanson'un besteleri hep barok tandanslıdır. Yani ciddi anlamda melodik olarak Timur Selçuk'un barok tandanslıdır. Yani Klasiğe de kaçar, klasik romantik döneme de kaçar ama melodiler hep o oralarda gezer. Melodiktir yani. E, melodik müzik e, herkese hitap eden bir şey. Yani ben de e, şeyde doğum, doğmadım yani işte öyle Versailles Sarayı'ndan gelmedim yani buraya ya da işte Downton Abbey'de yaşamadım. Normal bir Türk ailesi işte evde iki tane kaset vardı işte bir Coşkun Sabah bir de e, şey... Mavi Mavi, İbrahim Tatlıses. Onlar da Türkiye'nin en çok satılan kasetleriymiş. Evet. İbrahim Tatlıses bir numara, ikincisi Coşkun Sabah'mış. Evet. Bu arada Coşkun Sabah hep bir numarayım der. Buradan da bunu düzeltmiş olalım. Evet. <laughs> ee, en çok İbrahim ki satılmış. Neyse işte o kasetler vardı evde ee, ve bir şekilde şeyi anlatmaya çalışıyorum yani... Doğduğun ev kaderin değildir. Ee, artık çok başka bir <gülüyor> 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 çok başka bir dönemdeyiz. Ciddi anlamda. Her şeye ulaşabiliyoruz. Elimizin altında. Yani bütün barok arşiv şu an Spotify'da var. Yani isterseniz her şeye ulaşabilirsiniz. En güzel kayıtlara. Tabii. Bir zamanında gerçekten ben 20 gün bekliyordum. Bir tane CD söylüyordum. 20 gün sonra geliyordu gemiyle. Dünyanın parasını biriktirip onu o CD'yi alıyordum Hı. ve içindeki icracıları tanımıyordum. Nasıl yorum Kullandıklarını bilmiyordum. E, şans eseri yani işte. Ama sen de özel gemiyle gelen bir CD musun Şeker'im. Ama yoktu yani, ki burada yani evet, gelmiyordu. Harmonia ama... Mundi diye bir firma vardı ve onun CD'leri gelmiyordu Türkiye'ye. Böyle bir dönemden bu döneme geldik. Şu an artık herkes için ulaşılabilir her türlü müzik. Ve ben insanlara tavsiyem her müziği açık olsunlar. Herkes her şeyi, müzik bütün insanlara yapılmış bir şey. Barok müzik de öyle, caz da öyle. Ee, bunlar hikayelerini anlatmak isteyen sanatçılar. İşte Charles Aznavur burada öyle, Jacques Brel de öyle. Ondan hmm. sonra Cima, Yaşar Pekkan da, ondan sonra Sezen Aksu da. Aslında Müslüm Gürses de. Peki kendi janranla bir ajda söylemek istersen ilk aklına gelen. Ya sonra. Ya sonra. Hı hı biraz mırıldan... E, hangi notaları veriyoruz ben, ben ya ya, ya sonra? sonra Ajda Pekkan gibi bir Mina'nın şeyi bir Ajda Aynen. Pekkan diye bir sanatçı vardı ülkemizde. Biraz Mina'ya Mina'nın şarkılarını tekrar... Ajda Pekkan tanımaz e, mı Ayhan Bey canım? Aman gelmedi ki. O o tarihte <laughs> yoktu burada. <laughs> <laughs> ama Ajda Mina Pek Ama Mina nedir her programda söylüyorum Mina Mina, Journey. Mina olmasaydı Ajda Pekkan olmayacak. <laughs> Ajda her Pekkan her türlü olurdu Okan Bey Biz çok olmasaydık Çok özür dilerim Nuri'ciğim <laughs> çok affedersin Peki affedersiniz Biliyorsunuz ülke o kapatacak Anahtar onda hepimizi evet. böyle kitleyip Bizi kapatacak Gidecek mı bir de Allah Allah tabi. Kaç yıl sonra olacak bu? <laughs> Valla bilmiyorum Cem Yılmaz'ın reklamına az kaldı evet, o. Evet hakikaten az kaldı <laughs> az değil kaldı. mi o? 20 yıl reklam. sonra ee, şey, olacak o yani. E,